Vesat TV'den herkese iyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Yine önemli konu ve konuklarımızla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam yine siyasetten bahsedeceğiz ve Kosova'nın diğer Türk partisi olan Yenilikçi Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Ertan Simitçi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Öncelikle parti çalışmalarından bahsedelim. Partinin kuruluşu, kuruluşundan günümüze kadar yaptığınız etkinlikler, çalışmalarınızdan isterseniz bahsedelim. Ondan sonra seçim hazırlıklarına ve çalışmalarınızla sohbetimize devam ederiz. Öncelikle bu fırsatı tanıdığınız için ben sizlere teşekkür ederim. Gerçekten de TVBSA belki yapması gereken ve yapılması gereken bir adım atarak en azından Türk toplumuna hitaben bir program düzenlemeye başladı. Hayırlı olsun. İnşallah devamı gelir. Diğer taraftan Yenilikçi Türk Hareket Partisi'ni geçen sene 2020 yılında tam da Cumhuriyet Bayramımızda 29 Ekim'de kurulmuş bir siyasi partidir. Ve hemen akabinde tabii teşkilatlanma çalışmaları, kurumsal kimliğimizin çalışmaları derken hatırladığınız gibi 14 Şubat'ta da bir erken parlamento seçimleri sürecini yaşadık. Tabii o dönemde de yeni bir parti olmamız neticesinde de kendi çabamızla, gayemizle hiç olmazsa Kosova'da yeni bir siyasi programla, alternatif ve yenilikçi bir siyasi hedefle Türk halkının huzurundaydık. Seçimlerden sonra biliyorsunuz hani iki defa da pandemi dönemini de yaşadık. O dönem zordu çünkü teşkilatlanma sürecini birebir yapacağımız olan kişilerle veya belli kitlelerle toplantılarımızı ertelemek zorunda kaldık. Mayıs ayından da itibaren yaz döneminde de bu süreci hızlandırarak en azından ilk etapta Prizren şubesinin de ki örgütlenme sürecini tamamladık. Diğer şehirlerde de işte Mamuşa'dır, Priştine, Gilan ve Mitrovica Vıçtırna olmak üzere de merkez yönetim kurulumuzda temsilcilerimiz bulunmaktadır. Yerel seçimlerin ilan edilmesiyle de itibaren Yenilikçi Türk Hareket Partisi de artık bütün yoğunluğumuzu seçim hazırlıklarına vermiş bulunmaktayız. Evet, aslında parti kuruluşu yoğun çalışmalarınız devam ediyor ama önemli bölümlerinden biri de üyelerin çoğu, neredeyse tamamı diyelim, genç nesilden oluşuyor ve eğitimli kesimden oluşuyor. İsterseniz parti üyeleri, parti çalışmalarından da kısaca bahsedelim. Ondan sonra zaten seçimlerden bahsettiniz. Seçimlerde siz de yarışıyorsunuz. Hangi adaylar, kaç adayla birlikte seçimlerde varsınız? Onu da sohbetimizde devam ederiz. Evet, şöyle. Yani uzun dönemdir gençlerle yapmış olduğumuz görüşmeler, istişareler ve toplantılar neticesinde de artık Kosova'nın da nasıl genel anlamda bir siyasi değişimin yaşanması gerektiği görüşü hakimken aynı görüşünde Türk toplumunda, Türk siyasetinden de olması gerektiği yönündeydi. Maalesef Türk gençlerin, özellikle Türkiye'den mezun olmuş arkadaşlarımıza, gençlerimize, Kosova'dan farklı fakültelerinden veya üniversitelerin bölümlerinden mezun olmuş arkadaşlar maalesef siyaset yapma imkanı pek fazla tanınmadı. Ve bu arkadaşlarımız doğal olarak da artık hem bir yetişkin olarak veya bir genç olarak bir pasif dönemine giriyorlar ya da belki de siyasi iradelerini başka diğer toplulukların partilerinde kendilerini bulmaya çalışıyorlardı. Bizim de vizyonumuz şu: en azından bu dışarıda kalan bu kişileri partimize davet ettik ve bunların da birikimleri, tecrübeleriyle, bilgileriyle, çevresiyle birlikte yeni bir teşkilat oluşturmak çabasına girdik. Ve gerçekten de bugün kadromuzda çok farklı bölümlerden, farklı mesleklere sahip gençlerimiz bulunmaktadır. İşte üniversite mezunu, master hatta doktorasını tamamlamak üzere olan arkadaşlarımız var. Genel seçimlerde hatırlamış olduğunuz gibi ilk sahaya girdiğimizde hani çok farklı bir profille sahip arkadaşlarla birlikte girdik. Ancak daha sonra yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde de hani yerel seçimlerde biraz en azından halkımıza direkt temas ettiğimiz için,
halkımızın da biraz daha tanınmış ve halk tarafından sevilen, Türk toplumuna hizmeti geçmiş arkadaşlarımızı, büyüklerimize davet ederek hiç olmazsa o genç neslinin, yetişkin neslini bir araya getirmeye çabaladık ve başardık da bunu. Çünkü bugün Prizren Belediye Meclisi'ndeki adaylarımıza baktığımızda hani Türk toplumuna gerçekten 40 yılını, 50 yılını vermiş insanlarımız var, öğretmenlerimiz var. Diğer taraftan genç kuşaktan birçok kaliteli arkadaşımız var ve inanın belki de Türk toplumunun arzulamış olduğu ve beklentisini tamamen karşılayan bir kadroyla çıkıyoruz. Ben hep şunu söyledim hani siyasette, hani Türk toplumu artık yeni gelişime dayalı, demokratik düzeni arzulayan, hukukun üstünlüğüne inanan bir toplumdur ve muhakkak eğer ülkenin içerisinde siyasi bir değişim yaşandıysa Türk toplumunda bu değişim sürecinin içerisinde olması, hatta ve hatta başrol olması gerektiğini hep söyledim, hep ifade ettim. Çünkü Türkiye'den yüzlerce mezun veriyoruz. En iyi fakültelerde, en iyi üniversitelerde lisanlarını tamamlıyorlar, buraya dönüyorlar. Ve bu arkadaşlara bizim nasıl diyeyim, kucak açmamız, bunları kabul etmemiz ve onlara artık siyasi arenada görev vermemiz gerekiyor. Ki partimizin de en önemli 3 tane ilkesinden birisi de 2 dönem kuralını biz getirdik ve tek görev ilkesini. Birçok arkadaşımıza ben bunu bahsederken hep şey diyorlardı, hani böyle bir şey olabileceğini hiç ummuyorduk, hani beklemiyorduk. Bu doğrudan benim nasıl diyeyim, tasarrufumdur. Çünkü 2 dönem içerisinde görev almış ve alacak olan bir kişinin eğer siyaset yapma hedefi ve vizyonu varsa bu arkadaşımız ileriye doğru yürüyecektir. Yani burada herhangi bir kişisel siyasi amaç veya beklenti olamaz. Çünkü sistem onu bırakmaz. Diğer taraftan da her kişiye tek görev sorumluluğu verdiğimizde de artık o kişi kendi görevini bilecek ve en iyi şekilde layıkıyla yapması gerektiğini bilecek. Ha, diğer taraftan da özellikle kadınlarımıza da hani biliyorsunuz son zamanlarda bir kadınlarımız evet siyasete bir ilgisi artmaya başladı ve bu çok olumlu, çok da güzel bir şey. Biz bunu geçen sene işte tüzüğümüzü hazırlarken de 3'te 1 kuralını koyduk. En azından cinsiyet eşitliği ilkesini de tüzüğümüze getirerek bütün yönetim kurullarımızda ve atanacak olan kadrolarda 3'te 1 kuralı uygulanacaktır. Evet, aslında genç bir yönetimle seçimlere hazırlandınız ve seçim çalışmalarınız devam ediyor. Açılış kampanyası hangi gün yapıldı, ne zaman yapıldı, neler vardı çalışmalarınızda, seçim arenasında nasıl bir profille diyelim, nasıl bir hedefle yer alacaksınız? İsterseniz onu da izleyicilerimize bahsedelim. Şöyle, hani biliyorsunuz pandemi sürecindeyiz ve getirilen kısıtlamalar bizi maalesef arzulamış olduğumuz o seçim kampanyasını yapma imkanımız olamadı. Tabii bu her şeyden de öte, gerçi kamu sağlığı ve insanlarımızın hayat güvenliği tabii seçimlerden çok çok daha önemlidir. Hatta yapmış olduğumuz bir açıklama da var. Hani bu süreçte muhakkak birbirimize daha sosyal mesafeye uyarak en azından bu süreci daha sakin bir şekilde atlatmamız gerekiyor. Çünkü bugünkü dostlarımıza ve arkadaşlarımıza, sevdiklerimize biz 18 Ekim'de de kahve içmek istiyoruz. Hani böyle bir sloganla çıktık. Tabii açılış toplantımızı, seçim kampanyamızın veya aday tanıtım törenimizin açılış toplantısını 21 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdik. Açık alanda olduğu için de adaylarımızın işte akrabaları, tanıdıkları, seçmenlerimiz, üyelerimiz davet edildi. Ve orada da işte doğal olarak adaylarımızın tanıtımı yapıldı. Yeniçi Türk Hareket Partisi Prizren Belediyesi Meclisi'nde 12 tane adayla yarışacaktır. Ve 12 adayımız da farklı profillerden oluşmaktadır. İşte sağlık alanı, uluslararası ilişkiler var, tiyatrocumuz var. Hani Türk toplumuna büyük emekleri geçmiş Ethem abimiz. Onun akabinde gençlerden de öğretmenlerimiz var, tarihçimiz var. Hani geniş bir yelpazede biz her mesleğe ve aslında her nesile de ulaşabilecek bir kadroyla çıktık. Ve o günden itibaren de özellikle Prizren halkından ve seçmenimizden almış olduğumuz olumlu ve güzel yorumlar, güzel tepkilerde
doğru bir kadroyla yola çıktığımızın bir göstergesiydi ve bu bizi doğal olarak sahada çok mutlu ediyor. Çünkü gerçekten Prizren Belediyesi'nde Türk toplumunun artık daha ciddi bir şekilde temsiliyete ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz. Var olan sorunlarımız işte eğitimde, kültürde veya diğer alanlarda mevcut. Onların çözümü için de belki de hep şunu diyoruz. Belki yeni nesil bu sorunları daha kolay şekilde çözebilir. Veya farklı bir siyasi iradeyle de çözebilir. Tabii buna fırsat vermek lazım. Ve halkımız da artık bu işin bilincinde. Ve eminim artık hem Türk seçmeni hem Prizren halkı da Yenilikçi Türk Hareket Partisi'ne bir fırsat tanıyacaktır. Evet, aslında çok önemli bir konuya değindiniz. Sağlık, ekonomi, eğitim gibi birçok alanda aslında seçimlerde en fazla vaat edilen konulardan biri de bu. Hani eğitim alanında destekler sunulacak, sağlık alanında ya da Türk toplumu söz konusu olduğunda her alanda kucaklanacak denilmekte. Peki sizin partiniz eğitim, kültür, sosyal aktiviteler ya da işte gelenek ve görenekler dediğimizde, dernekler dediğimizde nasıl bir amaç var, nasıl bir hedef var seçimlerden sonra da muhakkak ki seçimlerde herkesin mesajı aynı ama Türk toplumu dendiğinde partiniz olarak sizin hedefiniz ve amacınız ne seçimler konusunda? Ya şimdi şöyle, hani üç konu, sağlık, eğitim ve ekonomi aslında en önemli temel unsurlarımızdan bir tanesi, üçü. Ve gerçekten eğitim, özellikle Türkçe eğitimde son yıllarda gerçekten büyük sorunlar yaşıyoruz. Ve bunu artık belki de uzmanlarımız tarafından, hani hiç olmasa doktorasını tamamlamış olan arkadaşlarımıza, belki şu an dışarıda kadrolarda değildir ama dışarıdan onların gözetlemeleri, onların yapacağı raporlar, analizler doğrultusunda da belki de Türkçe eğitimde var olan sorunların çözümüne yönelik artık bir rapor sunulması gerektiğinden yanayız. Biz bunu çalışmalarımıza ekledik. Mevcut hem belediye başkanı hem de aday olan işte Sayın Müteahhit Askuk ile yapmış olduğumuz görüşmelerde de ben bizzat kendisine önümüzdeki 4 yıl içerisinde böyle bir çalışmanın yapılması gerektiğini söyledim. Ha, neden mi? Çünkü gerçekten Türkçe eğitimi hep tartışıyoruz maalesef ama hiç kimse, hiçbir siyasi kurum veya sivil toplum kuruluşu bu konunun üzerine ciddi bir şekilde durmadı. Madem biz bunu yapamıyoruz, o zaman Prizren Belediyesi Eğitim Müdürlüğü kendisi yapmasından yana olduğumuzu ben ilettim. En azından hem kurumsal olacak hem denetleme içeriden olacak. Diğer taraftan tabii Türkçe eğitimle ilgili birçok vaatler, taahhütler verildi uzun yıllardır her seçim döneminde. Biz bu konuda sadece şunu diyoruz, en azından eğitim sistemini, eğitimimizi uzmanlara bırakalım, bilir kişilere bırakalım. Hani siyasiler artık arka planda dursun. Hani bugün bir siyasetçinin işte ne bileyim kitap sorunu, 20 yıldır kitap sorunu var. Bu sorunu dışarıya veya kamuoyuna paylaşanlar çoğu öğretmen. Hem siyasetçi hem öğretmen. Peki niye çözülmedi bugüne kadar bu kitap sorunları? Bunu bir sormak lazım. İkincisi, siyasetçilerin bu tür hassas konulardan, yine söylüyorum, hani bir adım geride durmaları lazım. Ha, neden mi? Çünkü biz işe karışınca hani ister istemez artık arada bir kırgınlıklar, dargınlıklar, belki öğretmenler arasında da bir problem oluyor, veliler arasında problem oluyor vesaire. Ha, şundan yanayız. Eğitim alınacak iş ilanları, yapılacak iş ilanları adil olması lazım, şeffaf olması lazım ve liyakat esasına uygun olması lazım. Biz bu üç ülke arasında duracağız. Diğer taraftan yapmış olduğumuz bir görüşme var. Özellikle Lek Dugacini veya Prizren halkıyla yeni okul, yeni miteb dediğimiz bölgede birçok Türk ailesiyle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde şimdi orada anaokulumuz açıldı. Hani bildiğim kadarıyla iki tane Türkçe sınıf olacak. Ve onun akabinde de biz Yenilikçi Türk Hareket Partisi olarak Lek Dugacini ilkokulunda Türkçe sınıfların açılmasını talep edeceğiz. Bunun için hem siyasi destek hem bütçe desteği de talep edeceğiz. Ha, neden mi? Çünkü orada tahmin ettiğimiz gibi 40 veya 50'ye kadar Türk ailesi bulunmaktadır. Ve bu aileleri kendi çocuklarını ya Kureli Okulu'na ya da 17 Kasım Matilde Logoreci Okulu'na göndermekteler. Kışın ulaşım problemi oluyor, velilerin iş saatleri uygun olmayabilir ve doğal olarak böyle bir talep geldi ve biz bu talebi seçim programımıza biz dahil ettik. Bu güzel bir şey, hem öğretmen
öğrencilerimize yeni bir istihdam olanağı oluyor. Hem de belki bir pilot okul olarak da özellikle Türkçe eğitimin var olan sorunların giderilmesi açısından, buradan çözüm yollarının doğrudan aranması açısından da güzel bir proje olacağını ben düşünüyorum. Diğer taraftan sağlık alanında tabii birçok mezunlarımız, arkadaşlarımız, özellikle Türkiye'den mezun olan arkadaşlarımız maalesef, hani doktorlarımız öyle diyeyim, Türkiye'de kalmaktan yana. Biz bunu geçenlerde de Sayın Başbakanımız Albin Kurti ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde de ülkeye geri dönüş teşvik projesi kapsamında da, ki bu projemiz Kültür Bakanlığı'nın tarafından önümüzdeki sene başlayacaktır. Bildiğim kadarıyla bütçede, bütçe hazırlık sürecinde yer alacaktır. O çalışmamızla da birlikte oradaki doktorlarımızı yavaş yavaş Kosova'ya davet ederek burada istihdam edilmesinin şartları başlayacaktır. Bu da güzel bir şeydir. Çünkü hem sağlık alanımızda yaşanacak o reforma Türk toplumunun veya Türk doktorlarının katkısı olacak. Hem de bir nevi olsun buradaki bir sağlık hizmetleri daha kaliteli olacaktır. Çünkü birçok örneğimiz var. Hani Prizren Bölge Hastanesi'nde, Prizren Bölge Üniversite Hastanesi'nde çalışan Türk doktorlarımız var ve bugün birçoğun çalışması ortadadır. Hani başarılı çalışması. Ekonomi alanında da şimdi biliyorsunuz, hani yerel düzeyde belediyenin geniş anlamda bir ekonomik projeleri veya siyasetçilerin taahhütleri biraz yersiz kalıyor. Yani biraz şey kalıyor, havada kalıyor. Çünkü belediyenin yetkileri bellidir. Kısıtla, yani yetki çerçevesi bellidir. Bizim talep edeceğimiz olacak şu: Prizren Belediyesi Başkanı'ndan hiç olma veya meclisten en azından işletmelerimize, şirketlere, yatırımcıya, üreticilere hukuksal olarak mevzuatın hazırlanmasıdır, zeminin hazırlanmasıdır ve belediye bütçesinde var olan projelerin desteklenmesidir. Tabii yatırımcıyı buraya çekmek kolaydır ama biliyorsunuz hani Kosova'da 20 yıldır bir süreç var ve bu sürecin nasıl ve hangi yolsuzluklarla işlediğini, nasıl çalıştığını, yatırımcıların Kosova'ya gelip daha sonra neden hemen kaçtıklarını malum hepimiz biliyoruz. Belki de bu hukukun üstünlüğü çok önemli bir kuraldır ve hukukun üstünlüğüne saygı göstererek de belki yatırımcılara bir teşvik imkanı yaratabiliriz ki Prizren Belediyesi turizmiyle, sanayisiyle, tarımıyla ön yapmış bir belediyedir ve bu kapsamda da eminim Prizren Belediyesi Başkanı'yla da yapacağımız görüşmeler veya 4 yıllık çalışma programı kapsamında da ekonomiye can vermeye çalışacağız. Evet, aslında üçünden bahsettik ama bunları hem Türk toplumu için hem de Kosova için önemli unsurlardan biri. Eğitim, sağlık ve ekonomi dediğiniz gibi. Peki şimdi seçimlerde bir yarış var ve bütün partiler mecliste bir görev üstlenmek üzere çalışmakta. Adaylar da öyle. Olası bir koalisyon anlaşması söz konusu olabilir mi? Başbakan Albin Kurti ile sık sık bir araya gelmektesiniz ve seçimlerde herhangi bir konu tartışıldı mı? Herhangi bir partiyle anlaşmalar, şimdiden anlaşmalar gerçekleşemez ama olası bir koalisyon anlaşması olabilir mi partinizle birlikte? Biz şöyle, tabii şimdi yeni bir partiyiz ve küçük bir partiyiz. Prizren Belediyesi Başkanlığı adayı çıkarma durumumuz doğal olarak olmaz. Hani biz şunu yapmadık, hani önce aday çıkaralım sonra adayı tekrar geriye almak gibi bir oyuna girmedik. Doğrudan Prizren Belediyesi Başkanı'yla yapmış olduğumuz, hani Sayın Profesör Doktor Müteahhit Azkuka ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde ve tabii halkımızın da iradesinin o yönde olduğuna inandığımız için kendisiyle bir görüşme yaptık. Görüşme neticesinde Türk toplumunun çıkarlarının, menfaatlerinin, taleplerinin ve ihtiyaçlarının neler olduğunu biz dile getirdik. Ve akabinde de bir ön görüş, ön koalisyon veya bir işbirliği aşamasına girdik. Ve seçim çalışmalarında da birçok faaliyete, birçok aktivitede biz birlikte hareket ediyoruz. Sonuçta ilk turda kazanması durumunda da eminim hem mecliste hem de yönetimde çok daha istikrarlı bir belediye yönetimi yer alacaktır.
Bizim de arzumuz ve amacımız budur. Çünkü Prizren Belediyesi Meclisi'nde yani önceki 4 yıl içerisinde yaşanan sorunların, meclis ile yönetim arasındaki kavganın her boyutunu artık biliyoruz ve maalesef bu Prizren Belediyesi'ne yakışmayan veya Prizren halkına yakışmayan bir durumdur. Tüm bunları değerlendirdikten sonra Vedven Dosya ile birlikte bir koalisyon anlaşmasına girdik ve bütün gayemizde ilk turda, yani birinci turda 17 Ekim'de hem sarı listede belediye başkanının seçilmesi, tabi doğal olarak da hem mavi listede de meclise Yenilikçi Türk Hareket Partisi'nin Türk toplumu adına meclise yer almasıdır. Evet, seçimleri yanı sıra aslında birçok projede de yer aldınız parti olarak, birçok etkinlikler gerçekleştirdiniz. Yeni kurulmuş bir parti olarak aslında izleyicilerimizin daha geniş bir şekilde açıklanması için faaliyetlerinizden, seçim sonrası zaten 17 Ekim'de seçimler tamamlanacak ve parti çalışmalarına devam edecek. Çalışmalarınız neler olacak? Şu anda gerçekleştirilmesi beklenen herhangi bir projeniz var mı? İsterseniz bunlardan da bahsedelim. Şöyle, tabii bizim bir hem yıllık hem her yerde bahsetmiş olduğum gibi bir 2030 hedef istikbal projemiz var, hedefimiz var. Çünkü her yerde şunu bahsettik. Maalesef bugüne kadar Türk toplumunun somut bir hedefi yoktu. Bizim partiyi kurarken de daha sonraki süreçlerde de hep şundan bahsettik. Türk toplumun bir hedefi olması lazım. Ve biz bunun adına istikbal koyduk. Yılı da 2030 koyduk. Yani orta bir vade. Çünkü bazı şeyler hemen yapılamaz. Bazı sorunlara hemen müdahale edilemez. Çünkü yasal koşullar uygun değildir veya o dönem şartlar uygun değildir. Diğer taraftan parti olarak özellikle eğer seçimlerde kazanırsak ve belediyede ve yönetimde yer aldığımız durumda da en az 3 tane sosyal projemizi hemen hayata koyacağız. Bunlardan birisi kişisel gelişim ve eğitim projesidir. Bu projeyle en azından Türk gençlerimize Arnavutça kursu, İngilizce kursu, mesleki eğitim, en azından belediye veya diğer kamu kurumlarında veya özel sektörde staj yapmaları, yabancı ülkelere ziyaret veya merkezi yönetimlerde yer almaları konusunda da çalışmalarımız olacaktır. Diğer taraftan diğer arkadaşlarımızın, mesela Merve Babuna, tarihçi biliyorsunuz. Merve'nin güzel bir projesi var. Özellikle de Türkiye ile Kosova arasındaki tarihsel göçmen sürecinin tarihsel boyutlarını araştırarak bir rapor hazırlayacak ve rapor sayesinde de hükümete sunarak en azından vatandaşlık kanununun değiştirilmesine yönelik ve göçmenlerimize, hani Kosova'dan belirli süreçlerde göç eden bizim soydaşlarımıza vatandaşlık hakkının kolaylaştırılması olacaktır. Ve dördüncü projemiz de ülkeye geri dönüş projesi. Onu da Onur Canas arkadaşımıza, hani şu an mevcut Kültür Bakanımızın danışmanı olan onun projesiyle birlikte 3 tane projeye inşallah önümüzdeki sene devam edeceğiz. Tabii belediye düzeyinde bütçe çalışmaları, belediyenin karar alma mekanizmalarında yer almamız gibi çalışmalarımız da olacak. Doğal olarak belki de en büyük sorunlarımızdan biri maalesef Türk toplumu olarak bu tür karar alma süreçlerine en az katılan toplumlardan biriyiz. Bu çok kötü bir şey. Çok da hani üzücü bir durum. Çünkü biliyorsunuz, hani bütçe görüşmeleri yapılır, diğer veya yönetmeliklerin süreçleri yapılır. Maalesef Türk toplumu olarak bu tür oturumlara katılmıyoruz. Bu duyuruların daha etkin olması ve buradaki sayımızın daha fazla olması için de siyasi çalışmalarımız olacak. Hani diğer taraftan da en büyük sorunlarımızdan birisi belki de şu an suskun halde devam eden bir suskun halde faaliyetlerine devam eden derneklerimiz. Maalesef siyasi baskı, siyasi tehditlerden veya finansman destekleri, taahhütleriyle birlikte bazı derneklerimiz şu an suskun. En önemli derneklerimiz suskun. Yani 70. senesini kutlayamayan derneğimiz var. Maalesef. Ancak amacımız da şu. Prizren Belediyesi olarak ister Kültür Bakanlığı Müdürlüğü, ister Turizm Müdürlüğü veya Topluluklar Ofisi'nden yapılacak olan destekler bu derneklerimizin kurumsallaşması yönünde olması lazım. Hani faaliyetlerini, projelerini desteklemektense kurumsal kimliğe kavuşmaları ve bir düzel kişi nasıl çalışması gerekiyorsa o yönde çalışması konusunda belediye olarak gerekli desteğin sağlanması yönündeyiz. Ve eminim eğer bunları da tamamlarsak bu önümüzdeki 4 yıl boyunca da Türk toplumu bir nevi de olsa hak etmiş olduğu yere gelecek.
Tabii şunu da unutmamak lazım. İstihdam özellikle belediyede, belediyeye bağlı kurumlarda, merkezi yönetimlerde anayasa ile bizlere tanınmış olan o hak kontenjan konusu çok önemli. Ve bu konuda tabii en büyük siyasi çabayı burada vereceğiz. Zaten hedef istikbalimiz 2030 hedef istikbal dediğimizde bir arkadaşımız sormuştu, Ertan ne bu? Dedim tam temsiliyet ve özgürlük. İşte inşallah 2030 yılında hem tam temsiliyetime hem de özgürlüğümüze kavuşmuş olacağız. Evet, bir yandan da seçim çalışmaları devam ediyor ve 17 Ekim'de Kosova halkı Prizren'de dahil olmak üzere seçimlerde oyunu kullanacak ve belediye başkanlığını meclis üyelerini seçecek. Bundan sonra seçim programı çerçevesinde faaliyetleriniz ne olacak? Ziyaretleriniz gerçekleşiyor. Esnafla işte birçok alanda ziyaretlerde bulundunuz. Bundan sonraki seçim çalışmaları süresince faaliyetleriniz neler olacak 17 Ekim'e kadar? Ya şöyle, zaten buraya gelmeden önce de esnafı ziyaret ettikten sonra buraya geldik. Bizim şöyle bir planlamamız oldu. Akşamları aileleri ziyaretlere gidiyoruz. Prizren halkına, Türk toplumuna emeği geçmiş, katkısı geçmiş aileleri ziyaretlere gidiyoruz. Diğer taraftan doğal olarak esnafımızı, tüccarlarımızı, işyerleri, gençlerle birlikte de görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız da şu, en azından pandemi kuralları çerçevesinde de hani elimizden geldiği kadarıyla herkese ulaşmak. Tabii en fazla ama yoğunluğumuz doğal olarak sosyal medya üzerinden. Çünkü doğrudan halkımızla birlikte daha hızlı bir şekilde kavuşma durumumuz oluyor. Bütün bu çalışmalarımız devam edecektir. Önümüzdeki hafta zaten artık son herhalde 10 gün kaldı. Adaylarımız da kendilerini sosyal medyada video çekimleriyle birlikte de kendi çalışmalarını, kendi bilgi ve birikimlerini halkımıza paylaşacaklardır. Önümüzdeki günlerde büyük bir ihtimalle yine belediye başkanı adayıyla birkaç tane görüşmemiz daha olacak. Toplantımız ve oturumlarımız gerçekleşecek. Ve herhalde artık o seçim kampanyasının son günlerinden de bir kapanış toplantısı düzenleyeceğiz. Tabii şartlar, hava koşulları, iklime göre de ona göre bir program çizeceğiz. Ya sosyal medya üzerinden veya yine açık alanda bir kapanış programı olacaktır. Yani yoğun bir şekilde devam ediyor çalışmalarımız. Sabah 8, akşam 10'a kadar her gün demeden 12 adayımızla birlikte çalışıyoruz. Bakalım inşallah hayırlısı olur. Çalışmalarınız devam ediyor. Peki son mesajınız izleyicilerimize neler olacak? Sadece 17 Ekim'de sınırlı değil etkinlikleriniz. Tabii. Bundan sonraki süreçte faaliyetleriniz devam edecek. Genel başkan olarak izleyicilerimize parti adına son mesajı ne olabilir? Ya şimdi şöyle, hani seçimler gelip geçicidir. Bunu artık kabullenmek lazım. Bu işi maalesef bir dava olayı veya ne bileyim bir maç olayına getirmememiz lazım. Sonuçta hepimiz insanız. İnsan ilişkiler her şeyden çok önemli. Ve biz hep şundan bahsettik. Hani Türk toplumunda artık alternatif ve yenilikçi bir harekete ihtiyaç vardı. Ve biz bunu başardık. Ve bugün artık Türk toplumuna ve Prizren halkına yeni bir alternatif siyasi irade ve siyasi program sunuyoruz. Ha diğer taraftan halkımızın beklentilerini, halkımızın taleplerini, ihtiyaçlarını da çok iyi tespit ettik. Yani göreve geldiğimiz tarihten itibaren hemen ertesi günden bu konuda çalışmalarımız olacaktır. Beklentimiz şudur. Tabii demokrasinin en büyük kuralı, ilkesi seçimlere katılmaktır. O vatandaşla görevini yerine getirmektir. Beklentim şudur. En azından Prizren halkı olarak 17 Ekim'de sandığa herkesin, hani vatandaşlık görevini yerine getirmesi gereken herkesin sandığa gitmeleri, istediği partiye oyunu kullansın, istediği adaya oyunu kullansın. Sonuçta bu bir siyasettir. Siyasette renkler farklıdır. İnsanların düşünceleri, görüşleri, ideolojileri çok farklıdır. Herkese saygı duymamız lazım. Her türlü siyasi iradeye artık saygı duymamız gerektiğini bilmemiz lazım. Hani burada insanları bölücü olarak itham etmek, insanları dışlamak gibi bir sürece girersek bu iş çıkmaz. Ancak insanlar birbirine saygı göstermesi durumunda da demokrasi kazanır, halk kazanır, insanlar kazanır. Temennim halkımızın o gün seçimlere katılmaları, sandıkta istedikleri en güzel partiyi, en uygun adaylara, siyasi programı veya çalışmaları en iyi güvendiği partiye oylarını kullansın.
En azından gelecek nesillerin, çocuklarımızın geleceği için bu çok önemlidir. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz, BESA TV Türkçe yayınlarında bugün Yenilikçi Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Ertan Simitçi bizlerle birlikteydi. Gelecek hafta yine canlı yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.